Merhabalar dostlarım. Öncelikle hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Hepinize, sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram dilerim. Uzun zamandır video atamıyordum. Lütfen kusuruma bakmayın ve kaldığımız yerden de oyun videolarımıza devam edelim. Sizin için bugün Rise of Kingdoms isimli oyunu inceleyeceğim arkadaşlar. Bu oyunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur, bilmeyeniniz yoktur. YouTube'da reklamlarından illallah geldi. Öyle ki artık YouTube Premium satın aldım resmen bu reklamlardan kurtulabilmek için arkadaşlar. Yani Enes Batur'dan Kozmik Karınca'ya, işte Barış Can'a vesaire vesaire. Yani çekmeyen YouTuber yok. Buraya birkaçını koydum, işte Kafalar mı dersiniz, Webtekno mu dersiniz, yani İnanılmaz sponsorlu bir şekilde video çekmiş, reklam çekmiş olan bu oyunu ben de sizler için objektif olarak incelemek istedim. Yani gerçekten oynamaya değer mi? Ne tür bir oyun? Nasıl bir oyun vesaire falan. Burada görüyorsunuz işte imparatorluklar var. Her imparatorlukta belli başlı avantajlar, dezavantajlar var. Daha doğrusu avantajlar var. İşte kimisinde okçu saldırı seviyesi %5 daha fazla artıyor. Kimisinde işte okçu eğitim hızı artıyor vesaire falan, böyle değişik değişik şeyler var. Oyundaki en önemli yeniliklerden bir tanesi de Osmanlı İmparatorluğu'nun sonradan oyuna dahil edilmesiymiş. Bunu da reklamlardan izleyerek öğrendim ben. Şimdi şöyle, ben oyuna Osmanlı İmparatorluğu olarak başlatayım kendimi. Oyun bir strateji oyunu arkadaşlar. Yani strateji oyunundan ziyade daha çok bana kalırsa pay to win şeklinde bir oyun gözüküyor. Pay to win ve bolca vakit harcayarak işte gelişim sağlayabileceğiniz bir oyun şeklinde gözüküyor. Ama oyunun iç yüzü nasıldır onu bilmiyorum. Birazdan oyuna girdiğimizde onu da görürüz. Burada introyu sizin için geçmiyorum. Bu arada video atmayı gerçekten çok özlemişim. Birazcık YouTube'la aramı açtığım için kusura bakmayın. Umarım affedersiniz beni ve aynı şekilde videolarımı izlemeye devam edersiniz. Şimdi burada oyunumuza artık başlayacağız. Klasik bu tür oyunlarda bize otomatik birkaç tane işlem yaptıracak. İşte ne bileyim, tarladır, kışladır, işte oduncu yeridir, vesairedir, vesairedir falan. Bunları klasik bize yaptıracak zaten. Ben burada otomatik onun söylediklerini yapacağım. Sonrasında da oyunla ilgili fikirlerimi söyleyeceğim. Dışarıda bir köy var. Köyü herhalde barbarlar yağmalıyor. Bu tür strateji oyunlarında klasik. İşte bu barbarlara saldıraraktan eşya vesaire falan, çerçöp falan kasıyorsunuz diye düşünüyorum. Yani şu an tamamen tahmin üzerine yürütüyorum. Kışladan askerimize yetiyoruz. Büyük ihtimalle bu kışladan bize birkaç tane daha diktirecek. İşte yok okçu kışlasıdır, bilmem ne kışlasıdır, ya da seviye arttırdıkça bunların yenileri açılacaktır. Surlarımızı güçlendiriyoruz. İşte diyor ki, mesela burada han kuruyoruz. Mesela bakalım handa ne yapacakmışız. Burada bize hediye bir tane altın sandık verdi. Şimdi bize burada bir tane komutan verdi arkadaşlar. Bu komutan mesela Osmanlı İmparatorluğu olduğu için 1. Osman, farklı farklı komutanlar da varmış. Her komutanın belli başlı özellikleri oluyor. Bir takım özellikleri oluyor. Muhtemelen biz bu komutana level atlataraktan belli başlı kabiliyetleri de kasacağızdır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi klasik oyun, yani klasik strateji oyunu bu şekilde. Klasik strateji oyunu. Çünkü bu tür oyunları ben çok seviyorum. Zamanında bu tür oyunlara da gerçekten ciddi anlamda bağımlıydım. Mesela bize şimdi burada bir tane serseri bir grup buldurdu. Bunlara saldırttı. İşte bunlar bir level. Bunların işte levelleri giderek artıyor. 2, 3, 4, 5 falan. Yüksek leveldekilere saldırabilmek için benim önceki oynadığım oyunlarda önceki leveli geçmek gerekiyordu. Birinci seviye, ikinci seviye geçmek gerekiyordu. Şimdi bize burada bu ablamızın barbarlarla olan savaşına yardım etmemizi istedi. Edelim. Dediğim gibi şu an tamamen otomatik oyun beni oynattığı şekilde oynuyorum. Bir yandan ben otomatik oynarken de oyun hakkındaki yorumlarımı da size aktarmak isterim arkadaşlar. Çünkü bu bir inceleme videosu şeklinde planladım. Devam eder miyim? Çok devam edeceğimi zannetmiyorum. Çünkü bu tür, yani pay to win ve özellikle çok vakit alan oyunları artık oynamak istemiyorum ki ilerleyen seviyelerde ciddi anlamda bağımlılık da yapıyor. Oyun gerçekten sürükleyici bir oyun
Olabilir mi? Olabilir. Kesinlikle buna söyleyecek bir lafım yok. Bize burada otomatik yaptırdığı şeyleri ben sırayla yapıyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu tür oyunlarda işte levelinizi arttırıyorsunuz, seviyenizi arttırıyorsunuz. Ondan sonra ittifak savaşları oluyor. Ne bileyim işte haritadaki bir bölge için savaş veriyorsunuz vesaire falan. Bu tür oyunlarda klasik bunlar olan şeyler. Ama şöyle bir durum var. Bu oyunlarda arkadaşlar işte gerçek parayla satın alınan bir takım özellikler var. Bunu normal bir şekilde oynayarak da kazanabiliyor musunuz? Bu güçlendirmeleri evet kazanabiliyorsunuz. Oyuna para yatırmak zorunda değilsiniz belki ama bir yere kadar. Çünkü şöyle siz 1 yıl oynayın, 2 yıl oynayın. Oyuna yeni başlayan birisi parasını yatırırsa arkadaşlar sizi çok rahat bir şekilde bir ayda yakalayabilir. Gerçekten benim bu tür oyunlarda gördüğüm en büyük dezavantaj bu. Adamlar da zaten para kazanmak için bu oyunu yapıyor. Sizi buna itiyor. Yani oyun gerçekten sizi buna itiyor. Şimdi biz haritanın bir bölgesindeyiz. İşte etrafımızda diğer kaleler falan var. Şu an bizim kalemiz daha yeni bir kale olduğu için büyük ihtimalle bizi çok çevre bir yere attı. Gördüğünüz gibi şu an etrafımızda kaleler var. Bu kalelere şu an saldırılamıyor çünkü kalkanları var. Bu tür oyunlarda genelde işte belli bir seviyeye ulaşana kadar ya da belli bir süre kalenize saldırılamıyor zaten. Bunlar klasik şeyler. Görüyorsunuz mesela burada parayla alınabilecek şeyler var. Hani en pahalı paketleri ne kadardı bilmiyorum. Mesela buradan bakalım. Şöyle bir de haritaya bakalım. En pahalı paketlerden ziyade bir haritaya da bakalım. Görüyorsunuz yani etrafımızda yeni yeni köyler var. Şu an şeyi arıyorum. Genel haritayı nereden açabilirim diye arıyorum. Eğer bulabilirsem onu da size gösteririm. Mesela gördüğünüz gibi burada hala oyunun otomatikman bana yapmamı istediği şeyleri yaparaktan oyuna devam ediyorum. Bir yerden sonra bunları level atlatıp işte yeni birimler açıp yeni savaşlar açıp bu şekilde kendimizi geliştiriyoruz. Oyun süreye bağlı işte kendini geliştirme oyunu. Kimi yerlerde paranın da ön plana çıktığı bir oyun. Neler varmış diye bakıyorum. Mesela buradan bu şekilde herhalde yol döşeyebiliyoruz. Ben bir zamanlar arkadaşlar bu oyunu değil de birazdan size oyunu da gösteririm. Tam adından emin değilim. Last Empire of Z mi? Öyle bir oyun olması lazım. En çok hasılat yapan oyunlar arasında en üst sıralardaydı. Gerçekten ben bu oyuna hem para hem de çok ciddi anlamda vakit harcadım. Ama bir yerden sonra oyuna para harcamak istemediğiniz için diğer oyuncular ön plana çıkıyor. Para harcayan oyuncular ön plana çıkıyor. Yine söylüyorum bu tür oyunlardaki en büyük dezavantaj bu. Bizim oynadığımız oyun dolar usulü olduğu için Çin'de de sanırım paketlerin fiyatı ucuz olduğu için bizim oynadığımız oyunda Çinlilerin hakimiyeti vardı. Bu tür oyunlarda genelde Çinliler oyuna hakim oluyor. Çünkü adamlarda paketler çok ucuz. Sizin işte 700 liraya aldığınız paketleri adamlar cüzi bir miktara satın alabiliyordu. Bir de benim oynadığım oyunda mesela dediğim gibi paketler bir çıkıyordu 700 lira falan yani. Hani alsam bir dert, almasam bir dert. Çinliler sürekli siz geçiyor. Bu arada genel haritayı buldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizi yeşil olarak gösteriyor. Haritanın en sağ üst köşesindeyiz. Ezik olduğumuz için bizi kenarlara atıyor. Orta alanlarda daha yüksek seviyeli kaynaklar mevcut oluyor. Bu kaynaklardan faydalanmak için leveliniz arttıkça kendinizi oraya ışınlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle savaşlarda ortada dönüyordur arkadaşlar. Burada ben Türk ittifakı bulmaya çalışacağım ama büyük ihtimalle ezik olduğum için bana ittifakları göstermeyecek. Belli bir seviyeye kadar kasmamı isteyecektir diye düşünüyorum. Oyunda mesela barbarlara saldırıyorsunuz. Bir de hastane var arkadaşlar. Mesela yaralılarınız oraya geçiyor. İşte hastane kapasitesini arttırdıkça yaralılar oraya düşüyor. Bu tür oyunlarda genelde şu şekilde oluyor. Sizin mesela kalede 10 bin tane askeriniz var. Size çok güçlü bir rakip saldırdı. Eğer hastane kapasiteniz 10 bin ise 10 bini de hastaneye düşüyor ve siz onları iyileştiriyorsunuz. Ama yok eğer hastane kapasiteniz çok düşükse işte 5 bin ise mesela 5.000 tane söylüyor. 5.000 tanesi hastaneye düşüyor. Bu arada bakın dediğim gibi tamamen kahramanın özellikleri varmış arkadaşlar. Mesela işte saldırı kısmı,
beceri kısmı, liderlik kısmı. Dediğim gibi bu tür oyunlarda sekmiyor. Size işte bir tane kahraman veriyor birliğinizin başına. O kahramanın özellikleri oluyor. Vesaire vesaire. Bu tür oyunlar fix bir mantık üzerine kurulan oyunlar arkadaşlar. Gerçekten sürükleyici ve gerçekten bağımlılık yapıcı olduğunu düşünüyorum ben bu oyunların. O yüzden oynamaya başlamadan evvel bunu bir kere daha gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Şahsen bana soracak olursanız ben bu oyunu oynar mıyım? Ya bu oyundan ziyade bakın dediğim gibi bu Last Empire Z oyunu. Size bahsettiğim oyun buydu arkadaşlar. Yani bu oyun benim bu oyuna döktüğüm zamanın paranın haddi hesabı yok arkadaşlar. Mesela 5 yıldız vermiş arkadaş. Yakındığı şey bir Çin vatandaşının çok ucuza aldığı işte kale ürünleri vesaire falan fix yani hani gerçi burada bakın gördüğünüz gibi bu bir yıldızın hepsi tamamı neredeyse oyundaki fiyat dengesizliğinden kaynaklanan şeyler. Bu oyunda da diğer ülkelerdeki satış fiyatları vesaire falan nasıl bilmiyorum. Ama oyun Türkiye'de çok ciddi anlamda bir pazarlamayla ortaya çıktı. Yani o kadar fazla reklam verdi ki ben bile gerçekten oyunu merak ettim. Yani çok fazla Türk oynayıcısı var mı bilmiyorum. Ama buradan mesela Osmanlı seçmiştiniz diyelim. Değiştirebiliyorsunuz. Birliğinizi işte Kore'dir vesairedir falan sonrasında değiştirebiliyorsunuz. Mesela bakın gördüğünüz gibi 35 liraya paketler var. 35 liradan bakın mesela 25 bin elmas mıdır artık nedir bilmiyorum ama 700 lira yani hani gerçekten çok ciddi paralar. Yani pay to win bir oyun. Oyuna başlamadan önce bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim ben size.